Demek ki insan sözü birbirine benzeyebiliyor ama asla bir ayetle bir hadis birbirine benzemiyor. Mesela hatta dil bilmeyenler dahi bunu fark ettiği söyleniyor. Yani mesela Kur'an'dan bir ayet söyleseniz bir Alman'a, Arapça bilmiyor. Bir de bir hadis okusanız, üstü olarak nasıl, yani şu daha güzel, yani şu daha üstün diyebiliyor. Bu bakımdan yani Muhammed'in yapmış olması mümkün değil. Çünkü bir insan biri diğerinden bu kadar farklı iki ayrı eser meydana getirebilmiştir. Örneğin Otello Shakespeare'in bir sürü eseri var. Goethe'nin, Voltaire'in bilmem ne bir sürü eseri var. Ama erbabı bilir ki hiçbir eseri bir başkasının eserine benzemez. Goethe'nin eserine benzer yahut Voltaire'in eserine benzer. Anlatabiliyor muyum? Ama Kur'an ile hadisleri aynı üslup içerisinde mütalaa edebilmeyi bugüne kadar gelip geçmiş hiçbir edebiyatçı mümkün görmemiş.